Yerel yönetimler Çalıştay'ı gerçekleştiriyorlar. Buradan Van'a, Van'dan buraya, buradan da bütün Anadolu'ya, Avrupa'da, Avustralya'da, Japonya'da bizi izleyen bütün sevgili konuklarımıza, Halk TV izleyicilerine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Yasaklar bir haftadır, iki haftadır onlarla uğraşıyoruz. Yasaklar, konserler iptal ediliyor. Konserleri işte üç sanatçı var. O sanatçılardan bir tanesini alıyorlar. Melek Mosso uygun değildir diyorlar. Yerine getirdikleri, onun yerine getirdiklerinin de sevenlerini üzmek istemiyorum ama yanlış işler yapıyorsunuz. Yanlış işler yapıyorsunuz gerçekten de. Hiç bir bahaneye sığınacak bahaneler, yani bu bahaneler, ortaya attığınız bahaneler değil. Aslında biraz yasakçılıktan yanayız gibi geliyor bana. Yasakçılıktan. Yasakçılık olmaz. Yasak her zaman demokrasiye aykırı bulunmuştur. Ve çıkıyor birisi diyor ki Z kuşağı oy kullanmasın. Sen söyleyenin adını bile söylemeye gerek yok. Z kuşağını oy kullanmamaya çağrı yapıyorlar yani. Yapan kim hiç önemli değil. Kızım iki gün önce konuştuk, öyle bir heyecanlı ki baba dedi sabahın 6'sında dedi 18 yaşında 6'sında uyanacağım ki erkenden gidip mühürü basayım. Hani sen diyorsun ya sandıkta güller açacak, o iş bizde diyor, Z kuşağında diyor, sandıkta gülleri biz açtıracağız dedi. Oyunun rengini söylemedi ama gül talebimizi en azından Ece biliyor. Evet, bugün o yasaklara karşı türküler söyleyeceğiz, şarkılar söyleyeceğiz. Gölge Öztürk bizlerle birlikte. Gölge hoş geldin. Yine memleketin burası değil mi? Evet, bugün ayrı bir heyecan var. Daha önce de bugün konuştum ancak bugün memleketindeyim, ayrı bir heyecan. Bir saniye. Bununla konuşalım. Tekrar baştan söyleyeyim. Daha önce de konuk olmuştum aynen bu güzel programınıza. Bugün konuk olmamın ayrı bir heyecanı var. Kendi memleketimdeyim, kendi insanlarımdan. Tabii ki fark etmez, bütün milletlere hitap etmek isterim. O yüzden hani onun vermiş olduğu heyecan ayrı bir gurur verici şu anda. Ben de aynı şekilde konserleri yasaklanan çok değerli sanatçılarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Türkülerimizle ses olmaya çalışacağız. Türküler özgürdür, yani akan sular kadar diyorum. Ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize ve sizlere çok teşekkür ederim buluşturduğunuz için tekrardan. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve Erdoğan Emir, yasaklara. Folklor ekibi arkadaşlar, sizi biraz sonra alacağım. Sizi şöyle biraz ileriye giderseniz biraz sonra alacağız. Orada bekleyin lütfen, hemen çağıracağız sizi. Erdoğan Emir kardeşimiz bizlerle birlikte. Saksafon da biraz önce böyle perteye de yakıştı böyle. Modern pertek, yeşil perte. Erdoğan Emir, yasaklar, yasaklar, yasaklar. 70 sene önce de bu yasaklar vardı. Şimdi de var. Ne yazık ki hiçbir zaman nereden nereye gidiyoruz sözleri bir anlam bulmuyor. Yasaklar olduğu sürece de bulmaz. Hoş geldin. Arkadaşların, müzisyen arkadaşlarının konserleri iptal ediliyor. Sen de bir müzisyen olarak herhalde, biz de bugün programda özellikle işleyeceğiz bu konuyu. Öncelikle siz hoş geldiniz. Daha öncesinde de program yaptınız, takip ettik. Ülkeyi dolaştınız, ülke sorunlarını, ülke insanının sorunlarını bir şekilde, bir nebze de olsa aynı oldunuz, ışık tuttunuz. Bugün de burada bahsettiğiniz şekilde bu yasakların çoğaldığı, dikta süreçlerini anımsatmayacak düzeyde büyüdüğü bir zamanda bizler hepimiz hep birlikte her türlü egemen düşünceyi, anlayışı bir kenara itmek, doğru düzgün bir gelecek yaratmak için hepimizin birbirimize daha değerli bakabilmeyi sağlayabilmesi, daha değerli anlayabilmesi, bu oluşan bütün karanlık süreçleri daha değerli hale getirecek. Işık, aydınlık insanın zihin dünyasında var olacak bir şeydir. Hakka, hakkaniyete daha değerli bağlar kurarak, erdemli bir duruş sergileyerek bu bahsettiğimiz orta çağ süreçlerini anımsatan bütün her şeyi ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz. Önemli olan geleceği birlikte düşünmek, birlikte paylaşmak. Evet. Teşekkür ediyoruz ve programı başlattığımız, görüyorsunuz, büyük bir müzik grubumuz var bugün sevgili seyirciler. Programı başlattığımız
Turan Bey'e geliyorum. O da kendisini tanıtsın. Yalçın Turan kardeşimiz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sizler hoş geldiniz. Buralar asıl, ne güzel. Ne güzel. Sizler cennet, hoş burası cennet. Cennet. Buradan ayrılmayın. Zaten. Başında söylediğimiz gibi başında pırlanta süpürgeç dağı diye arkamızda. Arkadaki hemen. Süpürgeç dağı. Süpürgeç dağı. Devamı nasıldı türkünün? Önüne diz çökmüş Murat Irmağı. Tabii bizi böyle mağdur eden bu şu baraj. Biz de o gariplerdeniz. Hemen şurada köyümüz baraj altında kalmış. Öksüz yetim bırakmışlar ama biz yine devam ediyoruz o köylerimize, bağımıza, bahçemize. O doğal şu anda benim salatalık doğal yani şeyden... Yetişmiş durumda. Yetişmiş durumda şu anda. Hele naylon altı falan sera falan yani. Değil. Hazır. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Ekibim adına bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. Zaten pertek, harput, çimiş, gezek, efendim buralar hepsi bir hinterland. Evet biz de o zaman bu hinterlandı. Bu barajlardan evet çok çektiler biliyoruz. Evet. Ama... sahip çıkacağız ama bizden. Biz barajı aşmışız yani gidip geliyoruz yine. Tekrar evet, hoş geldiniz. Evet, evet. Feribotla barajı aşıp geçiyoruz ama buranın bir köprü isteği var. Bu köprü isteğini de bugün sıkça dillendireceğiz sevgili seyirciler. Çünkü köprü burası için çok önemli ve belediye başkanı Ruhan Alan anlatacak onu. Polat Bey de anlatacak. O zaman gölgeye dönelim. Bir zozan diyelim mi? Hareketli bir parçayla bir selamlama gönderelim mi? Yasaklara karşı geliyor sevgili seyirciler. Şimdi söyleyeceği. Sonra Erdoğan Emir de söyleyecek. Bugün bütün şarkıları, türküleri, halayları, şiirleri yasaklara karşı yapacağız. Yasaklara son, yasakları istemiyoruz diyoruz Söz Gölge'de. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Pertek'te yüksek bir noktada Pertek'i gören Yeşil Pertek. Geçen programda dediğim gibi Pertekliler Pertek'i çok iyi tanıtamadınız demişti. Bu yeşillikleri gösteremediniz demişti. Arkadan işte istiyorum. Pandemiden dolayı tabiat da etkilenmişti. Demek ki ama şimdi herkes sanırım mutludur. Ve şimdi Pertek'ten babalara bir seslenmek istiyorum. Önümüzdeki 19 Haziran'a kadar hep babalardan söz edeceğim. Babalarınızın kıymetini bilin, annelerinizinkini zaten her zaman söylüyorum. Hasan Hüseyin Korkmazgil güzel bir şiir okuyor. Güzel bir şiiri var onun. Babalara yazdığı.
Ve o şiiri ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkamda Pertek Kalesi, ta Urartulardan bu yana, milattan önce 8. yüzyıldan bu yana gelen bir köprüdür. Ve o köprünün yamacında babalara seslenerek konuşmak, onların yüreğine dokunmak istiyorum.